Babamlar da yok muydu gece? Cüneyt mahalleye gelmiş. Kendinde değilmiş oğlan. Hastaneye götüreceklermiş. Çağırdılar. Nasıl, Cüneyt olarak mı gelmiş mahalleye? Ne olarak gidecek kızım? Ne bileyim yani, öyle bunca zaman sonra. Sen bir şey mi biliyorsun? Ya hasta falan diyorsunuz ya, o yüzden yani. Sen gördün mü Cüneyt'i? Levent'i gördüm diyelim. Kendine değildi zaten, Levent sanıyordu adını da. Zeynep'e söyledin mi sen bunu? Sen ona vaktinde söylemedin. O da sana kızdı. Sen de kızınca kırıldın kardeşine. Kardeşim falan yok benim. Evet, kızdı. Açıklamama bile izin vermedi. Sanki en dertli o ya. Dünyada her şey onun başına geliyor ya. Ben kimseyi kaybetmemişim gibi. Bak, ben hapislere düştüm. Öldüm, dirildim. Nasıl ayağa kalktım biliyor musun? Sayenizde. Siz, kızlarım, kokunuz. Benim kokumu biliyorsun sanki. Biliyorum tabii. Zeynep'le aynı. Hadi gidelim Zeynep'e. Anlatalım her şeyi. Bilsin, sarılalım, sulh edelim. Hiç o dediğinde ne demem. Ayrıca o mahalleye ölsem de adımımı atmam zaten. Çok istiyorsan sen gel bizim mahalleye. Gel, kahvaltı etmeye gidelim beraber ikimiz. Bizim mahallede ailecek gittiğimiz bir yer var, gel. İsraf, ben 2 dakikada hazır ederim şimdi. Geliyor musun, gelmiyor musun? Suave Bey'in kahvaltısını hazır edeyim, geleyim. Hoş geldiniz. Merhaba. Biz az sonra versek siparişleri. Tabii. Sen benim yerime versen, anlamadım ne yazıyor. Ya domuzlu bir şey istersen? Hey! Ağzından yel alsın. Burada öyle şeyler de mi var? Evet. Tiramisu'da da likör var. Su yeter kızım. Kapalı olsun. Buyurun. Bir ex Benedict, bir de su rica edeceğim. Tabii. Hanım ne ister? Evladım, benim dilim yok mu? Kızın ağzından konuşturuyorsun. Pardon hanımefendi. Genellikle yardımcılar Türkçe bilmiyor. O yüzden öyle söyledim. Su. Şişe de olsun. Tabii. Bu en basitiydi mesela. Bunlar benimle bir oluyorsa, babamla onun olacak biliyorsun değil mi? Dedem Suavi Alkanlı, babam taze yazar Levent Alkanlı, halam gazeteci Hande Alkanlı. Buradaki insanlara annem desem, önce bana mı acırlar, sana mı? Ben kalkıp Allahu Ekber diye bağırsam, bana gülerler. Sen bağırsan bomba ihbar yaparlar. Anlayacaksın. Evlenmeniz iyi fikir değil. Ben her şeyi sizin için yapıyorum kızım. Benim için kim ne demiş, nereme bakmış, ne giymişim, ne ilgilenmiş benim umurumda mı? Beni azıcık tanıdın. Ne diyorlardı? Ninja mı? Ninja, evet. Heh. Bir tanıdık demişti. O ninjalar böyle çok güçlü, kuvvetli, cenk eden insan olurlarmış. Güzel işte. Ninjalar kötü adamlar. Ninjalar paralı suikastçiler. Olsun. Biz Allah'a dua ederiz onlar hidayete ersin diye. Yeteneklerini Allah yolunda kullanırlar işte. Cidden sen, Zeynep, mecbur musunuz örtünmeye? Herkesin bir kıyafeti var değil mi? Polisin, askerin, ha? Niye var? Ne demek niye var? Karışmasın diye var. Heh. Yani heh, yangına gittiğinde millet anlasın kim olduğunu da ona engel olmasın diye var. Heh, ondan. Savaş zamanı da var değil mi? Diğer ordunun askeri birbirine karışmasın diye. Aynı. Evet. İşte. Kadın kadındır, erkek erkek. Ne saçma. Yani biz açık kadınları erkek mi sanıyoruz? Sandığınız yere gidiyor iş, gitmiyor mu? Oo, sen oralara girersen hiç çıkamayız ama haberin olsun. Artık öyle kadın kadındır, erkek erkektir demeyi yasaklayan yerler var dünyada. Hmm. Ya neymiş? Çok uzun. Yani çok uzun, gerçekten. Biz bile anlayamadık ki hala. Ben nasıl anlatayım sana? Anlatamam maalesef.
Heh, işte karışık. İslam'da fıtrat var. Kadının fıtratı ayrı, erkeğin fıtratı ayrı. Bu. O zaman erkekler de kapansın. Kapanıyor zaten. Avret yerlerini kapıyorlar. Aynı şey. Avret dediğin ayıp yer. Bak. Kadın güzeldir. Tamam. Tesettür nereden geliyor? Setretmekten. Gizlemek demek. Denizin yüzeyinde olur çerçöp diyor Mevlana. Derininde olur istiridyenin içinde. Ne o? İnce. Gizli kalmış. Altın gibi, elmas gibi. Senin gibi. Güzel. Kadın güzeldir. Kadının güzelliği de öyle olacak diyor. Gizlemek gerek. Daha kıymetli öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.